Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hükümetin halleri dedim. Yani hal ortada. İkinci Meşrutiyet döneminde Emrullah Efendi'ye ait bir sözdür. Şu mektepler olmasaydı marifi ne güzel idare ederdim. Sayın Eğitim Bakanı'nın az önceki tavrı bana bunu hatırlattı. O yüzden söz sahibini doğru ifade edebilmek için bakıp çıktım. Aslında çok önemli bir alim olan Emrullah Efendi, mekteplerin olmadığı hali eğitim bakanlığı yapmak için en ideal hal olarak ifade etti. Aynen Sayın Amcaoğlu'nun yaptığı bakanlık gibi. An itibariyle okullardan yoksunuz, mahrumuz. Dolayısıyla eğitim bakanlığı yapmak için bundan ideal bir ortam söz konusu değil. Da sadece Sayın Amcaoğlu değildir bu ruh hali içerisinde. Hükümetin geneli bu ruh hali içerisinde. Ülkede taş taş üstünde kalmamışken hiçbir sorun yokmuşçasına son derece soğukkanlı, üstelik güreç ve çalışma hevesini bize yansıtmayan bir genişlikle hareket eden bir hükümetle karşı karşıyayız. Sayın Başbakan'a geçtiğimiz gün, pazartesi günkü oturumda buradan sorduk. Tedirgin olarak sorduk. Panikte olduğumuz için sorduk. 80 kişilik toplu bir bulaş bildiriliyor. Nedir durum diye. Yok böyle bir şey dedi. Bunu sadece bize söylemedi. Basına da söyledi. Bağlandığı bir televizyon programında da ifade etti. Sonra bu bilgi bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandıktan sonra sizin dinlediğinizi şimdi tam da söylüyordum Sayın Başbakan. Hoş geldiniz. Kendisine belki usulü zorlayarak, laf atarak bu konuyu ifade ettik. Ve size güvenmiyoruz dedik. Güven vermiyorsunuz dedik. Sayın Başbakan da tam da bu kürsüden halk bize sizden daha çok güveniyor dedi. Şimdi bizim konuştuğumuz hakkında fikir yürüttüğümüz halk eğer Sayın Başbakan'ın saydığı halk ise ortada korkunç bir anlayış farklılığımız var. Çünkü bizim görüştüğümüz, konuştuğumuz Kıbrıs Türk halkının unsurlarıdır örneğin. Kapıda traktörlerini bırakmış, sizin kapılarınızda çözüm arayan hayvancılar size hiçbir şekilde güven duymadıklarını ifade ediyorlar. Size de gittiğiniz yanlarına, size de nasıl davrandıklarını çok iyi biliyoruz. Bize davranışları mesele değil. Biz size davranışlarını hesaba katıyoruz. Çünkü bizden destek bekliyorlar, sizden çözüm bekliyorlar. Dolayısıyla size güven duyup duymadıklarını gözlemleme şansımız vardır. Esnaf eylemlilik halinde. Dile getirdikleri ifade, bizi duyan bir hükümet yok ortada şeklindedir. Kamu araçları işletmeciler, taksiciler eylem halindedir. Hükümet bizi de görsün demektedir. Şimdi hükümetin kendilerini görmediğini, kendilerini hesaba katmadığını söyleyen kesimler, hükümete güven duyabilir mi Allah aşkına? Hükümete güven duymazlar, hükümete güven duymadıkları için de seslerini yükseltiyorlar, eylemlilik halini demokratik bir hak olarak kullanıyorlar. Ve dahası Sayın Başbakan bizlere bazı konularda açıklamalar yapmak zorundadır. Kendisine güvenmemizi sağlamak için biz aslında bir yardım eli uzatıyoruz. Soracağımız sorularda duhuliyetlerinin ne olduğunu hükümet olarak ne yaptıklarını bize ifade etmek zorundadırlar ki güvenilecek kadar olup olmadıklarına ilişkin yargıya hem biz hem halk varabilsin. Örneğin dün kamuoyuna yansıdığı şekliyle Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolün bir gereği olarak olduğu ifade edilen bizim köy yollarımızın rehabilitasyonu, tamiri, bakımı, geliştirilmesiyle ilgili hükümetin hangi marifeti söz konusudur bu işlemin başlamasında? Öncelikle sorulması gereken soru elbette hükümet bu başlayan çalışmalardan haberdar mıdır? Hükümet bu başlayan çalışmalardan eğer haberdarsa bizlere protokolün imza aşamasında ifade ettikleri işbirliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği an itibariyle başlayan çalışma biçiminde mi söz konusu olacaktı? Kendi bakanlığımızın, kendi ihale mevzuatımızın, kendi firmalarımızın bir haber olduğu bir çalışma bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı makamlar tarafından duyuruluyor, başlatılıyor ve yürütülüyorsa
hükümet bunun neresinde durmaktadır? Eğer bizim baktığımız gibi o da başlayan çalışmalara uzaktan seyirci pozisyonunda bakıyorsa eğer, aslında sorulması gereken soru gerçekten bir hükümet var mıdır Kuzey'de? Ve bir hükümet eğer varsa makamlarda oturan, bu hükümete güven duymak, bu hükümetten bir beklenti içinde olmak doğru mudur aslında? Eğer hükümetin en temel görevleri bir başka hükümete bağlı unsurlar tarafından kendiliğinden eğer yürütülüyorsa. Ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokollerde ana hedef eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkındırılmasıysa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dahilinde yürütülen tüm iş ve işlemler ve bunlar için harcanması gereken bedeller Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin içerisinde dağılmalıdır. Eğer Ankara'dan ihale edilmiş, Ankara'da havale edilmiş, yüklenicisi Ankara tarafından belirlenmiş şirketler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiziki kalkınmasına katkı sağlayacak işleri yapıyorsa bileceğiz ki fiili kalkınma bir başka bahara kalır. Çünkü fiziki kalkınma tamamlandıktan sonra yaratacağı artı değer o yatırım gerçekleşirken ekonomiye katkı sağlamayacak ve belki fiziki kalkınmanın ardından fiili kalkınmaya yarayacak bir enstrümana dönüşecek. Oysa bizim ihtiyaç duyduğumuz şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen tüm projelerin mali ve idari işlemlerinin ve bu işlemler sonucu doğacak sonuçların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne anında ve doğrudan etkisinin sağlanabilmesidir. Dün tanık olduğumuz Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği'nin konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmeyle öğrendiğimiz iş ve işlemler bizim fiili kalkınmamıza katkı sağlar durumda değildir. Sayın Başbakan umarım bizi doğrular veya yanılıyorsak da doğrultur. Veya bir başka konuya değinmek istiyorum. 20 Temmuz'la ilgili uluslararası camiaya Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından bir mesaj verildi. Ve dendi ki 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bazı müjdeler verebiliriz. Ve insansız hava araçlarımızla silahlı insansız hava araçlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlanacağı hava alanıyla ilgili de söyleyeceklerimiz var. Birinci sorum şudur. Geçitkale uluslararası hava alanı. Çünkü Ercan Devlet Havaalanı'nın bakıma alındığı dönemlerde bu sıfatla dünya uçuculuk ailesi içerisinde yer alan bir destinasyondu. Geçitkale Havaalanı artık sivil değil askeri bir havaalanı olarak ilan edildi. Geçitkale Havaalanı yerleşkesi artık bir askeri bölge midir? Ve Geçitkale Havaalanı Türkiye Cumhuriyeti'ne bir askeri hava üssü olarak tahsis edildi mi? Çünkü Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu ifadeler bu sorulara yanıt gerektirir durumdadır. Eğer ülkemizde mevcut iki havaalanından bir tanesi artık bir askeri üsse dönüşmüşse bu askeri üssün bir hedef haline gelmesi çok muhtemeldir. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası ilişkilerinde belli alanlarda ciddi gerilimler yaşayan ve sıcak çatışma içerisinde olan bir ülkedir. Ve bu ülkenin kendi ülkemizdeki askeri varlığına ek olarak bir havaalanı ile tahkim edilmesi, bir askeri havaalanını da ülkemizdeki mevcudiyetine bir unsur olarak dahil etmesi, evet yeni bir durum yaratır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu uçucu hava güçlerinin iddia edildiği gibi dünyada ilgi, merak ve hatta tedirginlik yaratan bir durum içerisinde bulunduğunu hesaba katarsak, bu uçucu hava unsurlarının ülkemizde doğrudan bir alana, bir hava alanına konuşlandırılması Kıbrıs Türk halkının açıklıkla bilgi sahibi olmasını gerektirir bir konudur. Bu konuda umuyorum ki Sayın Başbakan bizlere detaylı bilgi verir ve sadece bilgi vermekle de yetinmez. Bu sadece hükümetin tek başına alabileceği bir karar değildir.
bu konunun mecliste enine boyuna tartışılması ve bu tartışma sonucunda bir karara ulaşılması elzemdir. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti barışa hizmet eder. Barışa gönülden bağlı bir devlet ise eğer askeri konularda son derece şeffaf ve çok daha demokratik olmak durumundadır Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Sayın Başbakan, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları kendisini muhatap kabul eden tüm toplumsal çevrelere açıklıkla kendi ifadesiyle, çok net olarak kendi ifadesiyle anlatmaya çalışmaktadır. Biz bunun farkındayız. Ülke gerçekten ciddi bir ekonomik güçlükle karşı karşıya. Ancak sizlerin hükümet marifetleri bu zorluğu gerçek anlamda hissettiğinizi maalesef bize düşündürmüyor. Bakanlar kurulu toplantılarınızı tamamında ilave istihdam kararları alıyorsunuz. Sözleşmeli istihdamlardır bunlar. Hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu için istihdam kararlarınızı bakanlar kurulu kararlarında takip ediyoruz. O zaman soru şudur. Geçtiğimiz gün Sayın İçişleri Bakanı'na kürsüden sorduk. Yanıtını da hemen kürsüden aldık. Yurttaşlıklarla alakalı. Sayın İçişleri Bakanı'nın verdiği rakamlara göre 42. hükümet göreve geldiği andan bugüne kadar 2500 adet vatandaşlık işlemini tamamlamış ve 2500 yeni vatandaşlık ihdas etmiştir. O zaman bir soru da biz soralım. 42. hükümet görevlerini devraldığı 7 Aralık 2020'den bugüne kadar toplamda kaç istihdam gerçekleştirmiştir? Bu istihdam rakamlarını sorarken herhangi bir statünün ayrılmadan dahil edilmesine ihtiyacımız var. Sözleşmeli, geçici, hizmet alımı, mevsimlik ve devlete hizmet sağlayan işletmelere işe alınan, istihdam edilen kişiler de buna dahil. Çünkü devletin özel işletmelerden hizmet satın alma yöntemiyle aldığı personel sayıca ifade edilmektedir. X işletmeden şu amaçla şu kadar personel. Dolayısıyla taşeron firmalardan devlete iş görsün diye işe alınanların sayısı da bu istihdam rakamlarında belirtilecek şekilde bilgi ihtiyacımız vardır. Çünkü eğer ortada bir ekonomik güçlük söz konusuysa, eğer tasarruf çağrıları her gün yineleniyorsa biz hükümetin gerçek anlamda tasarruf eğilimi içerisinde olduğunu gözlemlemek istiyoruz. Hayat pahalılığı ödeneği kesilsin diye mecliste türlü manevra yapılırken Sayın Başbakan'a özel 4 sözleşmeli istihdamının Başbakanlığa yapıldığını yine Bakanlar Kurulu kararlarından öğrendik. Bir hekim ve 3 diğer hizmetlerde kullanılmak üzere sözleşmeli istihdamı tam da bu mecliste hayat pahalılığı ödeneğinin doldurulması amacıyla yürütülmeye çalışılan zoraki çalışma sırasında gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunun açığa çıkarılmasına ihtiyaç var. Ve bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, devlet her yıl Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu aracılığıyla federasyonlara sağlayacağı maddi desteği belirler ve federasyonlar faaliyetlerine bu maddi destek taahhüdüyle birlikte başlar ve ilerletir. Pandemi nedeniyle sportif faaliyetlerin önemli bir kısmı ciddi anlamda gecikti. Hala bazıları başlamadı. Ama Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kararları doğrultusunda faaliyete başlayan spor federasyonları ve bu federasyonlara bağlı sportif faaliyetler ve sporcular söz konusu. Ancak hala spor dairesinin genel yönetim kurulu toplanmış değildir. Yaptığı toplantılarda ürettiği kararlar bakanlar kurulunun onayına tabi tutulmamıştır. Dolayısıyla spor faaliyetlerinin ve federasyon disiplinin tesis edilmesi hala mümkün olmamıştır. Daha önce Keçikkale Havaalanı'yla ilgili konuşurken atlanmaması gereken Hava Sporları Federasyonu'na da değinmem gerekiyor. Çünkü Keçikkale Havaalanı'nda faaliyet gösteren Hava Sporları Federasyonu ve ona bağlı sporcular
ve federasyonun kendi çatısı altında istihdam ettikleri spor dairesi genel yönetim kurulunun faaliyetlerini yürütmemesi nedeniyle maaşlarını alamaz noktadadır. Son 3 ay Havaspor Federasyonu'na bağlı sporcuların ve çalışanların maaşları ödenmedi. Şimdi spor dairesi genel yönetim kurulunda eğer bir güç dalaşı söz konusuysa, eğer bir paylaşım kavgası söz konusuysa bunu da bilmek isteriz. Spordan da sorumlu başbakan yardımcısı örneğin kendinin hükümet içerisindeki mevcudiyetini büyütmek amacıyla spor dairesi genel yönetim kurulunu tahakküm altında tutuyor, çalışmalarını ilerletmiyor veya sonuç veren çalışmalarını bakanlar kuruluna götürmüyorsa eğer bunu da bilmek isteriz. Ve Geçikkale Havaalanı'nda an itibarıyla cevaplanması gereken statüye ilişkin sorulara ek olarak bir noktanın da altını çizmek istiyorum. Hava Sporları Federasyonu'nun envanterinde bulunan araç, gereçler de Geçikkale Havaalanı'ndaki mevcut durum nedeniyle atıl vaziyettedir. Haftada bir bu araçlara erişim hakkı sağlanmaktadır. Oldukça zor bir sürecin sonunda gelinen aşama budur. Ama oradaki uçucu ve destek unsurları yani envanterde kayıtlı malzemeler an itibariyle atıl vaziyette. Örneğin uçucu unsurların uçamadıkları için zarara uğramaması nedeniyle haftada bir kez havaalanına sağlanan erişim sırasında 20'şer saatlik uçuş yapabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Ama hava koşulları eğer elverişli değilse bu uçuşlar bir hafta aksamaktadır. Şimdi Hava Sporları Federasyonu'nun özellikle milli günlerin kutlanması sırasında gerçekleştirdiği gösteriler halk tarafından ve siyasiler tarafından ilgi ve beğeniyle izlenmektedir. Ancak faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmesine imkan sağlanmayan Hava Sporları Federasyonu'nun gösteri amaçlı faaliyetlerinde de bir güvenlik zafiyeti oluşabileceğinin altını çizmek istiyorum. Ve Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, son olarak Sayın Başbakan'ın ülke gerçeklerine uygun bir ruh hali içerisinde olmadığını ifade ederek konuşmama başlamıştır. Kendisine çok güvenildiğini zannettiği ama hiçbir biçimde güven vermeyen bir tavırla başbakanlık yapmaya çalıştığının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ve bu düşüncemin nereden kaynaklandığını soranlar olursa da an itibariyle Sayın Başbakan'ın harikalar diyarındaymış gibi gülüşlerini örnek göstermek istiyorum. Teşekkür eder, saygılar. Teşekkür.